Meditasyon kısaca hayatı kolay, derin, anlamlı, dingin yaratabilmek ve yaşayabilmek adına uygulanan bir pratiktir. Meditasyon bize hayata dair sağlıklı seçimler yapmayı öğretir. Uygulanan bir pratik olmasından dolayı da maalesef meditasyon yapılacak bir şeymiş gibi algılanır. O sebeple de meditasyonu yapmakla karıştırabiliriz. Oysa ki meditasyon uygulanan bir pratik olmasına rağmen bir fiil veya eylem değildir. Ama aynı zamanda durup dinlenme de değildir. Meditasyon derin bir dinleniş içerisinde olma halidir. Mesela spor yapılır, yemek yapılır, onlar fiillerdir. Meditasyonun içerisine girdiğimizde, o meditatif alana girdiğimizde herhangi bir fiil ya da eylem yapılmadığı gibi ama total bir dinginliğin içerisinde, total bir sessizliğin içerisinde, tamamen düşüncesizliğin içerisinde, düşüncelerin olmadığı, hiçbir duygunun olmadığı bir alanın içerisinde bulunmakta değildir. Derin dinleniş derken tüm farkındalığımızla bilincin katmanlarında süzülüp altıncı hislerimizi uyandırıp hayata geri döndüğümüzde, yaşamın içerisine geri döndüğümüzde daha sezgisel, daha kalpten, daha farkında ve daha duyarak, duyumsayarak hayat yaratmaya sebep olur ve tekniklerini sunar meditasyon. Dolayısıyla meditasyon bir yapmak değildir. Derin bir farkındalıkla olma halidir. Ama aynı zamanda meditasyon dertlerden kaçmak için uygulanan bir pratik de değildir. Tam aksine bizim işimize gelmeyen hatıraları veya hissetmek istemediğimiz duyguları süzüp İçlerinde biraz daha fazla vakit geçirip oralardan kaçmak değil de aslında kalmak, o dertlerin, sıkıntı diye adlandırdığımız hatıraların, olayların, durumların veya duyguların, toksik duygular dediğimiz duyguların içerisinde kalıp aslında onların hiçbirisinin de kalıcı olmadığını algılamanın yollarını sunar meditasyon. Durmak değil, durdurmak değil, yapmak değil, bir fiil değil. Aralamak ve aralama haline geçebilmek için sunulan bir pratiktir. Aralamak derken ne demek istiyorum? Bir düşünceden diğer düşünceye geçerken biraz düşünceler arasındaki zamanı aralamak. İki deneyimi aralamak, bir deneyimden diğer deneyime geçerken o iki deneyim arasını bir parça açabilmek. İki duyguyu, iki hissi anladınız artık siz. Biraz daha hızı yavaşlatarak o bir duygudan veya bir düşünceden veya bir deneyimden diğerine zıplamadan önce biraz bir nefes alıp ben şimdi neyi deneyimlemek istiyorum, neyi düşünmek istiyorum, nasıl bir duyguyu hissetmek istiyorum'a doğru geçmek üzere zamanı biraz aralayıp, hayatı biraz daha yavaşlatıp, o boşluk dediğimiz alanda süzülebilmenin yollarını sunar meditasyon. Ard arda gelen düşüncelerle veya duygularla tepkisel veya dürtüsel bir yaşam yaratmak değil de amaca yönelik anlamlı bir hayat, niyete belli bir niyete hizmet eden anlar yaratmaya yarar meditasyon. Ve bunu da bizi sessiz bir tanık haline geçirerek yaratır. Sessiz tanık haline geçmeyi bir sonraki şovlarımızda konuşacağız. Birçok çeşitli meditasyon uygulamaları yapacağız. Ama şimdilik aklınızda meditasyonun ne olduğu ve ne olmadığına dair böyle bir sunum kalmış olsun. İlk intromuzu yapmış olalım. Bununla birlikte en çok gelen sorulardan bir tanesi, ben meditasyon yapamıyorum çünkü meditasyonu gene yapmakla ve tamamen düşüncelerin ve duyguların olmadığı bir hale geçmekle karıştırıyoruz.
Hayır, meditasyon yapmak değildir. Meditasyon düşüncesiz ve duygusuz bir hale geçmekte değildir. Tamamen düşünceleri ve duyguları sanki gökyüzünden geçen bulutlar gibi izleyebilmektir. Yani aramıza, düşüncelerle, duygularla aramıza bir parça mesafe koyarak tabloyu, resmi uzaktan seyredebilme halidir meditasyon. İşin içerisine çok fazla müdahale etmeden, varoluşa çok fazla karışmadan, hayatın işine de çok fazla karışmadan ama niyetimizi bilerek belli bir amaca yönelik hayatlar kurmak adına o sessiz tanık haline geçebilme halini öğretir meditasyon. Aynı zamanda da meditasyonda şöyle sorular geliyor. İşte ben çok ağladım veya kalbim sıkıştı veya kahkaha geldi, gülmek istedim. Her ne olduysa meditasyonun içindeki deneyimleri anlamlandırmaya çalışmakta hiçbir işimize yaramıyor. Çünkü ne dedim az önce? Düşünceleri aralamaya hizmet eden bir pratiktir meditasyon. Düşünceyi aralamak üzere ben yola çıktıysam, anlamların içerisinde bunu yaptım neden oldu, acaba ben neden güldüm veya neden ağladım veya kalbim neden sızladıların nedenlerin içerisine girersem, düşünceleri aralamak yerine düşünceleri daha da fazla aktive etmiş olurum. Ben düşüncelerimi aralayarak zihnin ötesine geçmeyi deneyimlerken meditasyonda, daha fazla zihnimi kullanarak deneyimlerimi anlamlandırmaya çalışmaksa meditasyonun amacına hizmet etmez. Dolayısıyla deneyimleri de kendi haline bırakıyoruz. Her ne deneyimlediysem vardır bir sebebi diyoruz ve anlamlandırmaya da çalışmıyoruz. Şimdilik meditasyona dair bu kadar. Bir sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Umarım kafanızdaki bir iki soruyu cevaplamış olmuşuzdur. Meditasyonun tam olarak ne olduğunu veya ne olmadığını biraz daha netlikle sizlere geçirmişimdir. Bir sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere.